Herkese merhabalar. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda ArcGIS'in otomatik sayısallaştırma özelliği olan ArcScan uygulamasından bahsedeceğim. Elinizde koordinatsız bir pafta olduğunu düşünün. Ya da koordinatlı bir pafta da olabilir. Ben bu örnekte koordinatsız bir paftayı önce koordinatlandıracağım. Daha sonra otomatik sayısallaştırma işlemini üzerinde yapacağım. Elimdeki parsellerin bulunduğu veri, daha doğrusu sayısal olmayan pafta Kırşehir iline ait. Buradaki parselleri referans alarak uydu görüntüsü üzerinden koordinatlandırma işlemi yapacağım. Öncelikle Kırşehir'e yaklaşıyorum. Buradan referans alabileceğim bir nokta belirlemem gerekiyor. Örneğin neresi olsun bakalım şöyle. Şurada dışarıya doğru çıkan parseller var. Şunlardan bir tanesi olabilir. Buraya bir bookmark ekliyorum önce. Daha sonra koordinatsız görüntüye gidiyorum. Burası olabilir sanki orası. Burada bir bookmark ekliyorum. Şimdi 1'e gittim. Tam olarak şehrin neresine düşüyor? Batı tarafında evet. Deneme yanılma yöntemiyle ilk noktamızı oradan yapalım. Şimdi bookmarks 2'ye gidiyorum. Georeferencing aracında bu pafta seçili. Daha sonra nokta atıyorum. Add control point. Buradan bir kontrol noktası atıyorum. Bookmarks 1'e gidiyorum. Buraya bırakıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Başka burada bize ayırt edeceği neresi olabilir? Şu aşağıdan bir nokta seçeceğim. Şu toplu konutların ya da şu sanayinin olduğu yer. Şurası olabilir. Tam şu bölgeye bir nokta atmak istiyorum mesela. Önce paftaya gideyim ben. Şuraya. Bir nokta attım. Biraz bunu transparan yaparak alt tarafı görmem gerekiyor. Hemen görebildiğimiz, tespit ettiğimiz yerlerden birkaç nokta daha alarak doğruluğu artırmamız gerekiyor.
Hemen şu noktaya tıklıyorum köşeye. Burada bir sıkıntı görünmüyor. Şehir merkezine gidelim. Bir de hata oranımıza bakalım. %3. Şu birinci noktada sıkıntı var, onu düzeltiriz. Şimdi sizin elinizde hazır bir pafta varsa ondan yapmak daha kolay olacak bundan sonraki işlemi, ama ben tabii burada da sıkıntı çeken arkadaşlar vardır. Koordinatsız görüntüleri vardır elinde. Onlara da yardımcı olmak için biraz şu an doğaçlama gidiyorum arkadaşlar. Şöyle seçebileceğim bir parsel arıyorum açıkçası. Şurası. Güzel bir örnek. Şimdi ben birinci noktayı, birinci kontrol noktamı siliyorum. Var mı buralarda sıkıntı, bakıyorum. Kayık olmuş. Galiba. Kayık mı? Biraz. Uzaklaşayım. Bu şekilde kuzey ve güneyde çok fazla sapmalar olursa görseli 3'e 4'e, hatta daha fazla parçaya bölüp de koordinatlandırmıştım, öyle de yapabilirsiniz. Şu an ben videonun daha fazla uzanması adına şimdi bunu ben kaydediyorum. Kaydettikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Rectify yapıyorum önce ben bu paftayı. Koordinatlandırılan paftayı şimdi çağırıyorum. Projeksiyon sistemi tanımlanmamış. Hemen onu tanımlayalım. Burada biz uydu görüntüsü olarak Google Earth'un Bing'in altlarını kullandığımız için onun koordinat sistemini seçiyoruz. VGS 84. Tekrar boş bir sayfa açıyorum.
Tekrar çıkarıyorum paftayı. Ve altına altlık uyduyu açarak kontrol ediyorum doğru mu oturmuş diye. Transparanlığını da yaparak şu şekilde. Bölgesel olarak bakıyorum. Mesela ilk koordinatlandırdığımız burada bir organize sanayi bölgesi var galiba. Oraya bakalım. Tam oturmuş mu oturmamış mı? Burası mükemmele yakın görünüyor oturma bölgesi. Burada bir sayısallaştırma işlemini göstereceğim hemen. Kısa olsun videoyu uzatmamak adına. Öncelikle arkadaşlar vektör halde bir shapefile veri oluşturmamız gerekiyor bunun için. Bu bölgenin sayısallaştırma işlemini yapacağım. Bunu yapmadan önce sayısal haldeki raster paftamızı yeniden sınıflandırmam gerekiyor. Reclassify yapmam gerekiyor. 3D Analyze, Raster Reclass. Buradan Reclassify aracıyla yeniden sınıflandırmam gerekiyor paftaya. Classify kısmına tıklıyorum. Ve sınıf kısmına 2 yapıyorum arkadaşlar. 2 sınıf olacak. Okey diyorum. Geldi. Bakalım hemen. Şöyle renklendirelim yeni paftamızı. Yeni sınıflandırılmış paftamızı. Şöyle biraz yakınlaşayım. Şu gördüğünüz ekrandaki siyah renkler şu an bu raster veri. Hemen şöyle bir kontrol yapalım. Görüntü hata verdi şimdi. Önemli değil. Bu görmüş olduğunuz siyah yerleri vektörel bir hale getirmek istiyorum. Vektör veri haline getirmek istiyorum. Bunun için öncelikle Arc Catalog'dan vektörel bir veri oluşturmam gerekiyor. Shapefile ya da Future Class. Scan ismini veriyorum. Line tipini seçiyorum. Koordinat sistemi olarak görüntümüzün altlığımızın koordinat sistemi VGS 84'ü seçiyorum. Oluşturduktan sonra arkadaşlar gri ekrana sağ tıklayarak ArcScan aracını çağırıyorum. Bu vektörizasyon işlemini yapacağımız araç. Editörü başlatıyorum. Başlattıktan sonra zaten burada benim sınıflandırmış olduğum raster pafta seçili halde. Daha sonra vektörizasyonun yanında bulunan Generate Feature Inside Arena. Bunu tıklayarak arkadaşlar örnek göstermek adına size şu küçük yere tıklıyorum. Dışını çerçeveleyecek şekilde seçiyorum ve çift tıklıyorum. Gelen uyarı penceresine tamam diyorum. Creating Vector. Vektör veri görmüş olduğunuz gibi oluşturuldu. Burada rengini kırmızı ve kalınlığını artırarak görmeniz açısından şöyle hemen artık sayısal bir nesne haline geldi. Şimdi şu bölgeyi komple sayısallaştırmak istiyorum. Sayısallaştırdım. Kaydediyorum. Daha sonra bunları bir de poligona çevirmek istiyorum. Bir poligon halinde. Search kısmına Featured Polygon yazıyorum. Data Management Tool araçlarından Featured Polygon ile line olan parsel verisini poligon hale dönüştürebiliriz. Bekliyorum, şimdi gelmedi. Evet. Input Feature kısmına scan verisini seçiyorum. Kayıt kısmına da
Parseller diyorum. Kaydediyorum. Şöyle göstereyim ben. Bu şekilde kontrolümüzü yapabiliriz. Haftalarımızı, daha doğrusu parsellerimizi sayısallaştırmış olduk. Umarım faydalı bir videomuştur arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. En temelden almaya çalıştım. Bazı sıkıntılar yaşayan arkadaşların da sıkıntılarına göz önünde bulundurarak yardımcı olmaya çalıştım. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.